Geçenlerde YouTube'da bir uçak gemisi belgeseli izliyordum ve gemiden havalanan uçaklara bakarken aklıma takıldı, merak ettim. Acaba bir uçak havalanırken uçak ve pilotu tabiatıyla uçak ve pilotu ne kadarlık bir ivmeye maruz kalır? Bunun üzerine internette biraz araştırma yaptım ve şu bilgilere ulaştım. Burada sağ tarafta görmüş olduğunuz uçak bir F-A-18, F-A-18 Hornet ve kalkış hızı kalkabilmesi için gereken kazanması gereken hız saatte 260 km. Sol tarafta ise Nimitz tipi bir uçak gemisi var. Uçağın hızını vektörel olarak göstermek istersek, bu uçak gemisinin üzerinden şu yönde, şu sarı okla gösterdiğim yönde 260 km bölü saat hızla kalkıyor bunu biliyoruz. Ve bir de uçak gemisinin pistinin uzunluğuna baktım, uzunluğunu araştırdım. Gerçi fırlatma mesafesi desem daha doğru olacak. Daha doğru olur çünkü bu uçaklar sadece kendi güçleriyle havalanmıyorlar. Evet, kendi motorlarını kullanıyorlar ama aynı zamanda mancınık gibi bir sistemle fırlatılıyorlar. Bu sebeple çok çabuk ivme kazanıp havalanabiliyorlar. Neyse internette yaptığım araştırma sonucunda bu Nimitz tipi uçak gemilerinin pist uzunluğunun yaklaşık olarak 80 metre olduğunu okudum. Evet işte havalandıkları yer burası. Bir de tabii buraya dönüp iniş yapıyorlar ama biz sadece şu an havalanma kısmıyla ilgileniyoruz. Evet şimdi gelin ivmeye hesaplayalım. Hatta istersek uçağın havalanmasının ne kadar zaman aldığını da hesaplayabiliriz. Evet, gelin şu sayıları, verileri hepsini bir yere toplayalım. Kalkış hızı için ne dedik? 260 km bölü saat. Yani pistin ucundayken, pistin sonundayken bu hıza ulaşmış olması gerekiyor. Başlangıç hızı 0. Vektörlerle çalıştığımız için yine yön belirlemem gerekecek. Burada pozitif yön dediğimizde kalkış yönünden bahsediyoruz ve negatif dediğimizde de bunun tam tersi istikametten bahsediyor olacağız. Evet, nerede kaldık? Başlangıç hızı 0. Burada vektörün okunu da koyalım. Ve son hızda 260 km bölü saat olmak zorunda. Öncelikle gelin her şeyi metre bölü saniyeye çevirelim. Çünkü bu birimlerle ivmenin büyüklüğünü aklımızda daha rahat canlandırabiliriz. 260 kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirelim. Saniye ile başlayalım. Elimizdeki süre 1 saat, paya saat yazalım. Böylece saatler birbirine götürecek. Ve 1 saatte 3600 saniyeye eşittir. Ve şimdi de kilometreyi metreye çevirelim. 1000 metre 1 kilometreye eşittir. 1000 metre bölü 1 kilometre şeklinde yazalım. Ve gördüğünüz gibi buradaki kilometreler de birbirini götürecek. Boyut analizi yaptığınız zaman yaptığınız her şeyin mantıklı olup olmadığına dikkat edin. Eğer 1 saatte 260 kilometre gidiyorsam, 1 saniyede çok daha az kilometre gidiyor olmam gerekir, öyle değil mi? Neden? Çünkü saniye saatten çok daha kısa bir süre birimi. Ve işte bu yüzden 3600'e böleriz. Eğer 1 saatte 1 kilometre gidebiliyorsam bu 1 saatte çok daha fazla metre demektir. 1 kilometre 1000 tane metre eder. Bu yüzden 1000 ile çarparız. Evet şimdi tüm bunları çarpalım. Saatler birbirini götürdü. Kilometreler birbirini götürür. 260 çarpı 1000 bölü 3600. Buna hesaplayacağız. 72,2222 diye devam ediyor ve biz bunu kısaca 72'ye yuvarlayabiliriz çünkü sondaki ikiler pek bir şey ifade etmiyor. 72 metre bölü saniye. Burada yaptığımız tek şey kalkış hızını metre bölü saniyeye çevirmekti. Ve sonuç olarak 72 metre bölü saniye bulduk. Bu hız uçağın ulaşacağı son hız olmak zorunda. Kalkış esnasında tam havalanmadan önce. Evet, gelin şimdi ivmelenmenin ne olabileceğini düşünelim. İvmenin sabit olduğunu düşünelim. İşleri biraz daha kolay hesaplanabilir bir hale getirmek için. Toplam yer değiştirme, morla yazayım, ortalama hız, çarpı, ivmelenme için geçen süreye eşit olacak. Peki, buradaki ortalama hız nedir? Gelin bunu da yazalım, bunu da bulalım. Son hız artı ilk hız bölü 2. Başlangıç artı bitiş bölü 2. Bu bize ortalama değeri verir. Sabit ivme dediğimiz için ortalama hızı bu şekilde hesaplayabiliriz. Peki formüldeki zaman nedir? Ne demek? Uçan bu hıza ulaşabilmesi için geçen zaman. Ya da başka bir şekilde düşünürsek hızdaki değişimin ivmelenmeye bölünmesi. Şöyle bir örnek verelim mesela. İvmelenmemiz 2 metre bölü saniye kare ise yani hızın saniyede 2 metre bölü saniye artacağını söylüyoruz. Her saniye 2 metre bölü saniye artıyor. Hız değişiminin 10 metre bölü saniye olması için kaç saniye gerekir? 5. Hızdaki değişim bölü ivmeden 5 çıktı. Eğer bunu bir formül üzerinde açık bir şekilde görmek isterseniz, ivmenin hızdaki değişim bölü zamandaki değişime eşit olduğunu biliyoruz. Evet, ivmenin formülü İki tarafı da zamandaki değişimle çarpıp ivmeye böldüğümüzde denklemin sol tarafında ivmeler, sağ tarafında ise geçen zamanlar birbirini götürür ve denklem şu hale alır. Zamandaki değişim eşittir, hızdaki değişim, bölü, ivme. Peki hızdaki değişim nedir? Son hız, eksi, ilk hız. Bunu ivmelenmeye böldüğümüzde de geçen zamanı buluruz. Evet şimdi toplam yer değiştirme formülümüze geri dönersek buradaki delta t yani geçen zaman yerine biraz önce bulduğumuz son hız eksi ilk hız bölü ivme yazabiliriz. Bunu yaptığımızda formül şahane bir hal aldı değil mi? Toplam yer değiştirme bu ikisinin çarpımına eşit olacak. Şimdi bu sonucu biraz düzenleyelim. Toplam yer değiştirme eşittir son hız Artı ilk hız çarpı son hız eksi ilk hız bölü 2 çarpı ivmelenme. Yani 2a şeklinde. Evet, burada cebir videolarımızdan hatırlayacağınız bir ifade var. Böyle iki binomun çarpımı neye eşit oluyordu? Eğer hatırlamadıysanız binom çarpımı videolarına bakabilirsiniz. a artı b çarpı a eksi b. Mavi ile yazalım a kare eksi b kare eşitti. Öyle değil mi? Bunu bizim formülümüze uygularsak, son hızın karesi, eksi ilk hızın karesi şeklinde yazabiliriz. Tabii bölü 2 ayı da unutmayalım. Evet, yer değiştirme, ilk hız, son hız ve ivmeyi kullanıp ortaya şahane bir formül çıkardık. Ve burada ivme haricinde her şeyin değerini biliyoruz. O halde buradan ivmeyi bulabiliriz. Yer değiştirme 80 metre. Son hızın 72 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. İlk hızın 0 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Evet, hepsini yerine yazdık, yerlerine yazdık. O zaman bunları kullanıp yer değiştirmenin ne olduğunu bulabiliriz. Bu arada bazen bu formülü şu şekilde de görebilirsiniz. İki tarafı da 2a ile çarparsak, 2a çarpı yer değiştirme eşittir son hızın karesi eksi ilk hızın karesi. Karışık bir formülmüş gibi duruyor. Oysa ki gördüğünüz çok basit işlemler sonucunda çıkardık. Evet şimdi de bu güzel formülü, bu şahane formülü kullanıp Nimitz tipi bir uçak gemisinden kalkan bir uçağın, bir F-18 Hornet'in ve içindeki pilotun ivmesini bulabiliriz. 2 çarpı ivme çarpı yer değiştirme ki bu 80 metre eşittir son hız. Yani 72 metre bölü saniyenin karesi eksi ilk hız. Yani 0 metre bölü saniyenin karesi ki bu da 0 yapar yazmasak da olur. Ve şimdi buradan ivmeye hesaplayabiliriz. 72 metre bölü saniyenin karesi bölü 2 çarpı 80 metre. 160 metre eder. 72 bölü 160. Birim kısmı ise şöyle olacak. Metrenin karesi bölü saniyenin karesi çarpı 1 bölü metre. Birim kısmına gördüğünüz gibi metre bölü saniye kare gelir ki bu da zaten ivmenin birimidir. Evet birimi bulduk şimdi işlemi yapalım. Düzeltiyorum burası 72 değil 72'nin karesi olacak. Yani elimizde 72'nin karesi bölü 160 var ve bunun sonucunda iki anlamlı basamağı alırsak 33 buluruz. Evet, ivmemiz 33 metre bölü saniye kare oldu. Bu ivmenin büyüklüğünün kafanızda, aklınızda canlanabilmesi için size şöyle bir örnek vereyim. Eğer bir uçurumdan ya da yüksek bir yerden atlarsanız, serbest düşüşteyseniz, hareketinizin ivmesi 9,8 metre bölü saniye kare olur. Bizim bulduğumuz sonuç ise bunun 3 katı. Yani uçurumdan düşerken dünyanın size kazandıracağı, yer çekiminin size kazandıracağı ivmeden 3 kat daha fazla. Bunu bir de kuvvet açısından da düşünebiliriz ama daha kuvvet hakkında pek bir şey yapmadık o yüzden bunu daha sonraya bırakalım. Neyse ne dedik? Pilotumuz yer çekimi kuvvetinden 3 kat daha fazla kuvvet hissedecek. Yine mesela pilotun bulunduğu duruma bir benzetme, bir kıyaslama yapacak olursak evet diyelim ki bu çizdiğim pilotumuzun koltuğu olsun. Pilot da tabiatıyla bu koltuğun üzerinde Evet, bu oturan, uçağı kullanan, uçuran pilotumuz. Bu uçak 33 metre bölü saniye kareyle hızlanırken pilotumuz ne hissedecek biliyor musunuz? Hatırlayın yer çekimi ivmesinin 3 katı kadar demiştik. Pilot diyelim ki yerde yatıyor, yerde uzanıyor, kendi vücut ağırlığının 3 katı kadar bir ağırlık hissedecek. Yani kendini 3 kat daha fazla ağır hissediyor. Mesela kendinizi düşünün, yerde yatarken bu çizdiğim sizsiniz. Evet, üzerinizde sizin ağırlığınızda sizinle tamı tamına aynı ağırlıkta iki kişi daha olsa ne hissederdiniz? Bir sıkışma, değil mi? Yerin sizi mıknatıs gibi, çok güçlü bir mıknatıs gibi aşağı çektiğini hissedecektiniz. Yani pilotun yaşadığı şey, aynen böyle bir şey. Ve bence bu gerçekten çok ilginç bir durum. Peki, kendimize bir soru daha soralım. Bu uçağın uçak gemisinden fırlatılması, uçağın havalanması ne kadar sürer? Eğer hızlanma ivmesi 33 metre bölü saniye kare ise hızını sıfırdan 72 metre bölü saniyeye çıkarması ne kadar sürer? 1 saniye sonra 33 metre bölü saniye hızla gidiyor olur. 2 saniye sonra ise 66 metre bölü saniye hızla gidiyor olur. Yani 72 olabilmesi için 72 metre bölü saniyeye ulaşması için 2 saniyeden biraz daha fazla zaman geçmesi gerekiyor. Bunu tam olarak da hesaplayabiliriz. 72 metre bölü saniyeyi 33'e bölersek yaklaşık 2,18 saniye buluruz. Yani uçağın gemiden ayrılması 2,18 saniye sürüyormuş.